Selamlar. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. Nasıl keyifler? Bence keyifler iyidir ya. Şu ana kadar gayet güzel gittiğimizi düşünüyorum. Ben öyle çok zorlandığını, böyle çok aman aman böyle çile çektiğini düşünmüyorum. Bak gayet güzel güzel gidiyoruz ve 5. güne geldik. Bak ne kadar çabuk geçti. Ve bu 4 günde çok şey bitirdiğimize inanıyorum ben. Vektörleri bitirdik, ucuza ekleme yöntemleri yaptık ki bu derste kullanacağım bol bol ucuza ekleme yöntemi. Biraz bahsedeceğim. Ee, sonra grafik sorularına girdik. Hız zaman, iğme zaman, konum zaman bu grafikleri artık çok rahat çizebiliyor olman lazım. Tamam mı? Çok rahat çizebiliyor olman lazım. Öyle çok zor bir iş değil. Şimdi de bağıl hareket yapacağız. Şöyle söyleyeyim bu verdiğim bilgiler sınav düzeyinde bilgilerdir. Birazcık da hatta üstündedir. Yani bundan daha da üstte bilgiler, daha zor sorular sınav adına beklemeyin. Müfredatınız ağır ama sınav müfredatınız o kadar ağır değil. Fizik zor bir ders ama müfredatınız kolay. Ben hep bunu söylemişimdir. Yani sınav anlamında çok yeterli bir bilgiye sahip olduğunu bil. Hani Everest'te çıkmaya çalışma, seviyeni o seviyeye çıkartmaya çalışma. Merakın varsa zaten üniversitede yaparsın bunu. Ama şu an benim derdim hocam o fizik sınavından en iyi neti en güzel şekilde almaksa bu bilgilerin yeterli olduğunu bil. Tamam mı? Bugün ne yapıyoruz? Boyalı hareket yapacağız. Nehir problemlerine gireceğiz. Kolay öyle çok zor bir olay değil. Zaten fizikte zor konu yok bence yani açıkçası. Bana deselerken hangi konu çok zor? Söyleyemem yani. Hepsi kolay bence. Sana da gayet kolay geleceğini ben düşünüyorum. Şimdi gel bakalım şu boyalı harekete bir giriş yapalım. Neymiş ne değilmiş bir öğrenelim seninle. Şimdi gel bakalım bu bağlı hareket ne demiş bize? Diyor ki cisimlerin hareketlerinin ve hızlarının tanımlanması seçilen referans sistemlerine göre farklılık gösterir. Aha da daha ilk kelimeden referans sistemi ne dediğini duyar gibiyim. Birazdan geleceğim. Bir cismin herhangi bir referans sistemindeki gözlemciye göre hareketine biz bağıl hareket, sahip oldukları hızı ise biz bağıl hız diyoruz. Şimdi araçların hızlarını anlatmak için kullanılan ifadelerde referans sistemi olarak biz genellikle ve soru çözümlerinde de yer küreyi yani yere göre hız alırız. Örneğin araba 30 metre bölü saniyelik hızla doğuya doğru gitmektedir dendiğinde arabanın biz yere göre hızının büyüklüğünü anlatırız. Şimdi bu ne demek? Sen günlük hayatta bir araba gördün yolun kenarındasın atıyorum saatte 50 kilometre hızla gidiyor. O arabaya bak saatte 50 kilometre hızla gidiyor dediğinde o arabana sen yere göre hızını söylüyorsun. Tamam mı? O arabanın içinde biri var. O araba 50 km hızla gidiyor. E kişi de 50 km hızla gidiyor. O zaman kişi şunu der hani arabaya göre duruyorsunuz. Mesela arabanın yanında senin arkadaşın var. Arkadaşına baktığında duruyor. Sen de duruyorsun. Ama dışarıdan bakan biri size sağa doğru 50 km hızla gidiyorsunuz der. Sen karşındaki çocuğa bir otobüste arkadaşına baktığında onu duruyor olarak görmen arabaya göre hızını söylemendir. Anlayabildim mi? Mesela bir uçak var saatte 600 km hıza gidiyor. Kule kontrol diyor ki saatte 600 km hızla gidiyorsunuz. Bunu neye göre söyledi kule? Yere göre söyledi. Uçağın içindeki biri o uçağın durduğunu bile söyleyebilir. Pencereleri kapalı olsun, hiç dışarıyla bağlantısı olmasın. Uçak sabit hızla gidiyorsa duruyor olduğunu bile söyleyebilir. Uçakta kişi o hızı hissetmez. Ama 600-900 km hızla giderken siz uçakta böyle gayet sakin sakin duruyorsunuz. Niye? Uçaktasınız. Uçağa göre hızınız siz duruyorsunuz çünkü. Yolcular, herkes duruyor sizin için. Bu uçağa göre hızdır. Biz bütün soruları işte yere göre çözmeye çalışacağız. Yere göre çözeceğiz ve yere göre çevireceğiz. Şimdiden aklında olsun. Yani bu referans sistemi olarak hep yeri seçeceğiz. Mesela sen normal bir bankta oturuyorsun. Senin hızın ne? E sıfır. E uzaydan biri sana teleskopla baksa der ki sen dönüyorsun abi çılgınlar gibi ders sana. Niye? Sana uzaydan bakıyor. Yer kürenin dönüş hızını ekler şunu ekler bunu ekler. O yüzden biz nereye göre hız aldığımıza göre işler değişiyor. Ama biz her zaman hızı yere göre alacağız. Tamam. Bu biraz kafada dursun. Aynı yönde sabit hızla hareket eden sistemlerde bulunan gözlemciler birbirlerinin hızlarına sahip oldukları hızlardan farklı görebilir. E bunu söyledim. Otobüste sen arkadaşınla böyle oturuyorsunuz, yolculuk ediyorsunuz. Şöyle oturuyorsunuz. Otobüsün içindesiniz. Otobüs buraya 20 km hızla gidiyor mesela. Tamam mı? Siz birbirinize bakarak "Aa sen 20 km hızla gidiyor musun?" dersin. Hayır. Siz birbirinize bakarak şunu dersiniz. Duruyoruz. Ama dışarıdan bakan biri der ki "Abi siz sağa doğru 20 km hızla gidiyorsunuz." dersiniz. Tamam mı? Bunun gibi. Şimdi burada bir kırmızı araç var, bir de bir polis aracımız var. Diyor ki polis aracındaki kişi kırmızı aracı. Şimdi polis aracındaki kişi bu durumda arkadaşlar ileride kullanacağız, gözlemcidir. Kırmızı araçsa gözlenendir. Olaydan haberi olmayan kişidir. Gözlenen kişidir. Şimdi bunların eğer hızları eşitse bunlar birbirini duruyormuş gibi görür. E çok mantı değil mi? Değil mi? Bu 30 km hızla gidiyor. Saatte bu da 30'a gittiğini düşün. Sen yandaki arabaya baktığında bir yanında görürsün. Dersin ki bu araç duruyor ya. Hani bana göre duruyor dersin. Tamam mı? Mesela durgun olduğunu dedik işte burada. V1 büyük V2 yani bu arkadaş 50 km hızla gitsin. 50 km saat hızla gitsin. Bu da 30 km hızla saatle gitsin. E ne olacak? Kırmızı araç birazcık farkı açacak. Polis aracı ne diyecek? Aa bu adam doğuya doğru gidiyor. Hangi hızla? Birazdan geleceğiz. Ve V1 küçük V2 ise bu adam geride kalacak. Polis aracı daha hızlı olduğu için. Polis aracı diyecek ki aa bu kırmızı araç geriye doğru gidiyor. Atıyorum burası doğuysa batıya doğru gittiğini söyleyecek. Ama aslında bu adam nereye gidiyor? Doğuya doğru gidiyor şey olarak kendisine göre. Ama polis aracındaki adama göre ise batıya doğru geriye doğru gittiğini söyler. Şimdi kırmızı aracın polis aracındaki gözlemciye göre hızının yani bazı hızının yönü ve büyüklüğünü biz arkadaşlar vektörel işlemler yardımıyla buluruz. Ve burada ucuca e e ekleme metodunu kullanacağız. Birazdan bunun pratiğini de seninle yapacağım. Şimdi Gözlemci polis aracıydı. Gözlenen bir şeyden haberi olmayan da bu kırmızı araççı. Biz bağlar, bağılız arkadaşlar gözlenen eksi gözlemci olarak buluyoruz. Bunu size şöyle söylerler. Bakan kişinin gözü çıksın deyip eksi alırlar ve bu vektörü ters çevirirler. Ne demek hocam bu? Şimdi V2 vektörü yani şu polis aracının vektörü bu mu? Evet. Gözlenen bu mu? Evet. Şimdi onu çizelim. Şu kırmızı aracın vektörü. Şu da polis aracının vektörü. Polis aracının vektörünü birazcık daha büyük çizelim. Daha hızlı olduğunu söyleyeyim. Bağıl hızı bulmak istiyorsanız bakan kişi. Bakan kişiyi de şöyle yapacaksınız. Ters çevireceksiniz. Başındaki eksiden dolayı ters çevirip ucuna ekleyeceksiniz. Vektörel olarak toplam yaptığınızdaki aradaki şu fark işte bağıl hız oluyor. Birazdan çok daha iyi anlayacaksın. Böyle sağa sola olan vektörlerde bunu kullanmayız ama biri şöyle doğuya batıya falan gittiğinde şöyle sağa sola kullanacağız. Hiç merak etme bana birazcık şu sayfada izin ver gayet güzel anlayacağım. Şimdi diyor ki yere göre hızının büyüklüğü sabit 30 metre bölü saniye olan bu ne demek? Saniyede 30 metre yol alıyor demek. K aracı ile 20 metre bölü saniye olan L aracı aynı yönde hareket etmektedir. K aracının L'deki gözlemciye göre. K aracının bak L'deki gözlemciye göre. Gözlemci kim? L. Yani bizim gözlemci dediğimiz hatta biz bunu şöyle anlatıyorduk hep röntgenci hani bakan kişi diyorduk bu tamam ve gözlenen eksi ve gözlemci bunu şimdiden birazcık aşina ol diye yazıyorum normalde bu soruda böyle şeyler yapmam ben direkt zaten günlük hayattan biliyoruz yani bu araç 20 ile gidiyor bu araç 30 ile gidiyorsa L'deki gözlemci K'yı 10 metre bölü saniye hızla doğuya doğru sağa doğru gittiğini görür tamam mı L'deki gözlemciye göre. Buna vektör olarak gösterelim mi? Bir göstermeyi deneyelim. Bu gözlenen kırmızı araç. Şöyle birazcık vektörünü büyük çizeyim. Şu gözlemci tamam mı? Başındaki eksiden dolayı ters çevirirsin. Çevirdim. Bak ucuna ekledim. İşte şu aradaki fark bizim vektörümüz. Şu kırmızı vektör sağa doğru 10 metre bölü saniye hız olduğunu ifade eder. Şimdi bak bu olayı örnek 13'te çok güzel anlayacaksın. Gel şimdi. Bak şimdi diyor ki şekildeki polis aracı doğuya doğru 9 metre bölü saniye taksi aracı ise kuzeye doğru 12 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızı sabit hızlarla hareket etmektedir. Buna göre şunları söyle diyor. Bak polis aracının sürücüsü taksi aracının hangi hızla hangi yöne hareket ettiğini görür. Şimdi bak bunların vektörlerini düzgünce şuraya kut çizeceksin. Önce bu polis aracının vektörü bu da Taksinin vektörü. Doğru muyum? Doğruyum. Şimdi gözlemci kim? Polis aracının sürücüsü değil mi gözlemci? Evet. Bizim gözlemci röntgenci dediğimiz olay bu. Bunu ters çevireceksin ve şu arkadaşın ucunu ekleyeceksin. Şimdi kırmızı vektörün olaydan taksinin olaydan haberi yok. Şuraya koy. Gözlemci arkadaşı ters çevir. Bak adım adım yapıyorum. Ters çevirip bak şu ucuna ekliyorsun. Ucu ekleme yönteminde hep bunu yapıyorduk. Hatırlar mısın? Hep ucuna ekliyordum. Bak ben buna dokunmadım. Bunu ters çevirip ucuna ekledim. Sonra işte vektörü birleştiriyorsun. Aman ha şöyle bir birleştirme yapma. En büyük hata bu oluyor. Böyle kıçı başı kıçı, başı, kıçı başı gelirse bu bir sıfır vektörünü ifade eder. Şöyle alacaksın. Bu öyle. E şurası dik değil mi? Evet hocam. Şurası bak 12. Şurası 9. 9, 12, 15 metre bölü saniye. Bu şu demek. Polis aracındaki adam taksiyi 15 metre bölü saniye hızla Şurası batı. Şurası kuzey olduğu için kuzey batı yönüne gidiyormuş gibi görür. Gidiyormuş gibi diyorum bak. Oraya gitmiyor adam. Adam zaten gittiği yön ee, kuzey. Ama polis aracındaki kişi taksiyi kuzey batıya gidiyormuş gibi görür. 15 metre bölü saniye hız büyüklüğüyle. Adamı ters çevirdim. Ucunu ekledim ve işlemi yaptım. Şimdi diğer soruya da gelelim. Sonra bir pratiklik yapacağım. Bir alıştırma yapacağım. Bir, bir sayfa açacağım şurada. Diyor ki polis aracının sürücüsü taksi aracına bakarak kendisinin hangi hızla hangi yöne hareket ettiğini görür. Cümleyi anladın mı? Bu kitapta geçen bir cümleydi. Ben o yüzden buraya koymak istedim. Bu cümlenin anlamı şu. Gözlemci taksici. Bu gözlemci. Bu gözlenen. Bak diyor ki polis aracının sürücü taksi araca bakarak kendisinin diyor. Kendisini gözlüyor yani adam. O zaman ne yapacaksın? Gözlemci artık kırmızı olan. Tamam. Sen polis aracının vektörünü şöyle çizdin. Bu adamın olaydan haberi yok. Buna dokunmayacaksın. Kırmızı vektörü ters çevireceksin. Çevirdim. Ucuna ekleyeceksin. Bak ekledim şuraya. Tamam. Sonra vektörü çizeceksin. Sakın dediğim gibi şöyle çizme. Sakın. Kıçı başı kıçı başı kıçı başı gelmez. Bu sıfır vektörü gibi oluyor çünkü olmaz. Şöyle çizeceksin. Burası yine dik. Şu adam 12, şu adam 9, şurası 15 metre bölü saniye çıkacak. Yani polis aracı taksici tarafından şöyle algılanıyor. Burası doğu, burası güney. Güneydoğu yönüne gidiyormuş gibi algılanıyor taksici tarafından. Çünkü gözlemci taksici. Tamam mı? Şu ucuca ekleme yöntemini çok güzel bir şekilde bilmeniz lazım. Şimdi şurada bir sayfa açalım. Burayı sen de bir, bir A4 kağıda çizebilirsin. Şöyle bir iş yapacağız. Şimdi burada ufak bir alıştırma yapacağız. Sen de şöyle bir kare A4 sayfa alırsan kendin de yapabilirsin. dilersen de izleyerek de zaten anlayabilirsin. Buraya bazı hız vektörleri çizeceğim ve birbirlerine göre bağlı hızlarını ucuca ekleyerek bulacağız. Şimdi bizim bağlı hızda şöyle olduğu için gözlenen eksi gözlemci olduğu için ilk çizeceğim vektörler gözlemci gözlenene ait. İkinci çizeceğim hız vektörü ise gözlemciye ait. Mesela işte bir tane araç var bu yönde gidiyor. Bir tane araç var bu yönde gidiyor. Tamam mı? Bak gözlemci bu, gözlenen bu. Tamam mı? Gözlemci yani şu kırmızıyla giden araç bu arkadaşı nasıl görür dedik. Yapacağın olay şu. Kırmızıyı ters çevirdim. Eksiği dikkate aldım. Ucuna ekledim. 2 birimmiş 2 birim ekledim. Sonra onları birleştirdim. Bak, şöyle birleştirdim bu şekilde görür. Bu arkadaş, şu kırmızı arkadaş mavi aracın şu yönde gidiyormuş gibi görür. Tamam mı? Bu olayı yapacağız. Şimdi mesela gene yapalım. Şöyle gitsin bu arkadaş dik gitsin. Şu arkadaş da şöyle gidiyor olsun. Tamam güzel. Kırmızı arkadaş mavi arkadaşı nereye gidiyormuş gibi görür. Gözlemci kim bu? Ters çevirdik. Çevirdik hocam. Şöyle yaptık ters çevirdim. Tamam. Ucuna ekledim. 1'e 3. 1'e 3. Doğru mu? Evet doğru. İşte şu aradaki yer onun nereye gidiyormuş gibi gördü. Bak mesela bir birimlik sola doğru çıktı. Bu şekilde. Bir tane daha yapalım. Bir 3-4 tane yapalım şöyle. Güzel oluyor. Şöyle yapalım onu da. Kırmızıyı da işte şöyle yapalım. Kırmızıyı ters çevirdik. Ucuna bak ekledim. Şöyle ikiye bir, ikiye bir olarak. Tamam mı? Aha da bu onun bayılızı oldu bak. Uca dikkat et. Şöyle çizmiyorum ha. Dikkat et. Ona çok uyardım çünkü. Yani kırmızı araç, mavi aracı sağa doğru 3 birimlik bir hızla gidiyormuş gibi görecektir. Mesela başka ne yapalım? Şöyle yapalım. Biraz daha düzgün çizeyim hatta. Şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Tamam. Ne yapıyoruz? Bakan kim? Bu. Bakanı ters çevirdik. Şöyle güzelce ters çevirdim. Ucuna ekledim. 3'e 1. 3'e 1 olarak. Tamam mı? Aha da şu yönde gidiyormuş gibi görecek. Kırmızı araç, mavi aracı şu yönde gidiyormuş gibi görür. Olay bu. Daha yapmama gerek var mı? Hadi son bir tane daha yapalım. Artık bitirelim bu olayı. Çok daha fazla <laughs> artık sizde sıkmak istemiyorum. Şöyle rastgele aldım bir tane. Şunu da şöyle aldım. Rastgele aldım yani. Ters çevirdim. Şöyle ters çevirdim. Bak ucuna ekledim. 1'e 4. 1'e 4. Doğru mu oldu? 1'e 4. 1'e 4. Doğru oldu. Aha da ne olacak? Bak şöyle olacak. Tamam. Ben bilgisayarda güzel çiziyorum. Rahat çiziyorum ama sen de bunu çok rahatlıkla kendi böyle kare kareli bir sayfanız varsa yapabilirsiniz bu şekilde olacak. Burada gözlemcimiz hep kırmızı araçtı. Gözlenen de hep mavi araçtı. Yani lacivert ya da mavi araçtı. Mavi aracın vektörüne hiç dokunmadan o arkadaşı ters çeviriyorsun. Yani gözlemciyi ters çeviriyorsun. Ucunu ekliyorsun. Sonra bunları birleştiriyorsun. Olay tamamen bu. Bunu nehir problemlerinde de yapacağız. Başka bağlı harekette de zaten sadece bunu yapacaksınız. Başka hiçbir şey yapmayacaksınız. Bu pratiklik herhalde bayağı işine yaramıştır. Yaradığını düşünüyorum. Bayağı artık bağıl hareketi birbirine göre nasıl alacağını çok rahat biliyor olman lazım. Tamam mı? Gel şimdi devam edelim. Bizim neler bekliyor. Diyor ki doğrusal yolda hareket eden K'li araçların konum zaman grafikleri. Bu şekilde verilmiş. Buna göre K aracını L aracındaki gözlemciye göre. Hmm. L aracı bizim gözlemcimiz. Şimdi konum zaman. Bize konum zaman neyi ifade ediyordu? Gittiği yönleri ifade ediyordu. Mesela K aracı. Bak 20. konumdan 0'a. Bu da 10 12. konumdan bir sayı doğrusu üzerinde gösterirsek. Şurası 20. olsun. Şurası da eksi 12 olsun. Mavi araç şöyle gidiyor. Eksi 12'den sıfıra geldiğini söylüyor. Kırmızı araç da şöyle gidiyor. Hangi hızlarla? E zaten 10 saniyede 20 metre yol alıyorsa bu adamın zaten 2 metre bölü saniye hızla hareket ettiğini söylersin. E çünkü niye? 10 saniyede 20'lik bir yol almış. Bitirmiş çünkü. Yani eğime bakıyorum arkadaşlar. Çok enteresan bir şey yapmıyorum. Şuradaki eğime bakıyorum. Buradaki eğim buradaki hızı verecek çünkü. E, buradaki arkadaş da 2 metre bölü saniye hızla gidiyor. Buranın da iyiyim çünkü 2. E tamam. K aracının L aracındaki gözlemciye göre. Gözlemci arkadaş bu. Gözlenen bu. Yani gözlemci gözlenen. Gözlenenin hiçbir şeyden haberi yok. Al onun vektörü böyleydi. Mavi arkadaş böyleydi. Ters çevirdim ucuna ekledim. İşte birazcık yamuk ekledim. Kusura bakmayın. Şu yönde olacak. E 2 2 4 olacak zaten. E zaten normalde karşılıklı geliyorlarsa bu adam 2 ile geliyorsa sen de ona doğru 2 ile geliyorsan bu arkadaş sanki sana doğru 4 ile geliyormuş gibi görürsün. Bu da işin vektörel gözlemidir. gösterimidir. Tamam? Basit örnekler ama şunlara hakim olursanız çok güzel rahatlık rahat çek, rahat rahatlık çeken. Çok güzel rahat edersiniz. Hiç sıkıntı yapma. Birazcık işte bu bağıl hareketi şeyde kullanıyoruz biz. Nehir problemlerinde daha çok kullanıyoruz. Şimdi nehir problemlerine gelelim. Birazcık daha akılda kalıcı olacak. Sonra zaten konumuz bu dersimiz bitecek. Gel bakalım. Şimdi geldik nehir problemleri kısmına. Nehir problemleri işte karşıya geçiş süresi, akıntı hızı falan filan suya göre hız, yere göre hız gibi kavramlar var. Sizin en çok karıştırdığınız nokta suya göre hız ve yere göre hız. Şimdi ben sana bunu bir açıklayayım bir kenarda. Ezber yaptırmak istemiyorum çünkü sonra zaten direkt anlayacaksın. Gel bir sana bir açıklamaya çalışayım. Bu suya göre hız, yere göre hız ne demek? Şimdi şöyle bir nehir olsun ya da işte havuz olsun fark etmez. Nehir olsun. Şöyle bir nehir alalım. Tamam mı? Sen de buradasın. Nehrin dışındasın. Tamam mı? Bir tane arkadaşın var. Şöyle yüzüyor. Tamam mı? Ve bu arkadaşını sen bakıyorsun yüzerken şunu fark ediyorsun. Bu arkadaşın her saniye bir saniyede 2 metre yol oluyor. Güzel. Bir saniyede 2 metre yol alıyorsa sen şunu dersin. Ha, benim arkadaşımın hızı 2 metre bölü saniye dersin. Yani çok mantıklı. Adam saniyede 2 metre yol alıyorsa sen de bunu görüyorsun bu dışarıdan. Tamam mı? Dersin ki benim arkadaşımın hızı 2 metre bölü saniyedir. Bu yere göre hızdır. Yere göredir. Niye? Çünkü bu denizde, nehirde neyse bir akıntı vardır. Mesela bu akıntının hızı 0.8'dir metre bölü saniyedir. Senin arkadaşına destek oluyordur. Arkadaşının kendi hızı, ham hızı mı diyeyim artık öyle bir ifade kullanacağım burada. 1.2'dir ve bu ikisi birleşir. 2 metre bölü saniye olur. Sen yerden bakarken akıntının hızını ölçemezsin. Yani düşsene bir denize şöyle bakıyorsun şöyle akıntı var. Yani gözünüzle o akıntının hızını ölçebiliyor musunuz? Pek ölçemezsin yani. Ama bir arkadaşın yüzüyordur. Bakarsın Hı, bu adam saniyede 3 metre yol alıyor. Bu adamın hızı saniyede 3 metre bölü saniye dersin. Neye göre dersin bunu? Yere göre dersin. Aslında akıntıyı da ekliyorsun. Çünkü sen arkadaşın hızına ayrı, akıntının hızına ayrı kağıt kalem tutarak toplamıyorsun. Saniyede kaç metre yol alıyor bu? Bakıyorsun böyle 3 metre. Tamam bu adamın hızı 3 metre bölü saniye diyorsun. Bunu neye göre diyorsun? Yere göre diyorsun. Yere göre hız akıntı hızının eklendiği hızdır arkadaşlar. Sen burada akıntı hızını da ekliyorsun otomatikman. Yere göre hız demek akıntı hızının eklendiği hızdır. Suya göre hız ise bak suya göre olayların suda olduğunu düşünürsen akıntı hızının eklenmediği hızdır. Neden? Bu sefer sen suya girdin. Şöyle tamam mı? Karşılıklı duruyorsunuz arkadaşınla. Bir saniye sonra sen de sürüklenirsin. Arkadaşın da sürüklenir. İkinez'e de akıntı 0.8 etkilediği için bu çocuk 1.2 metre yol almıştır. Sen dersin ki bu sefer benim arkadaşım saniyede 1.2 metre gittiğine göre onun hızı 1.2 metre bölü saniyedir dersin. Bu neye göre dersin biliyor musun artık? Suya göre dersin. Çünkü sen sudasın. Sen de sudasın. Sen de, sudasın. Sen de ilerliyorsun. Bu mesafeyi ölçtüğünde 1.2 dersin. Ha, saniyede 1.2 gitmişse benim arkadaşım bunun hızı 1.2 metre bölü saniyedir. Neye göre dedin bunu artık? Suya göre dedin. Artık yerde değilsin. Tamam, tamam mı? O yüzden. O yüzden. Nehir problemlerinde arkadaşlar suya göre hız akıntı hızının eklenmediğidir. Şimdi bu yere göre hız suya göre hızla ilgili ufak bir alıştırma yapalım. Tamam mı? Mesela dedim ki ben sana 6 metre bölü saniye suya göre hız dedim. Bunun yere göre hızı nedir dedim. Yere göre hızı nedir? Yere göre hızı akıntı hızının eklence hızıdır. Bu suya göre. Akıntıyı eklersen 8 metre bölü saniye çıkar. Bu yere göre olur. Mesela bu da ne olsun? Yere göre olsun. Yere göre 8 metre bölü saniye. Suya göre ne? Suya göre olan akıntı hızını eklemeyeceksin. Akıntı hızını eklemeden bakman lazım. Akıntı hızını eklediğinde 8 metre bölü saniye çıkmış. Demek ki suya göre bu adam... Şu yönde 10 metre bölü saniye hızla gidiyormuş. Suya göre 10 metre bölü saniye hızla gidiyormuş. Akıntı ona ters yönde cevap veriyormuş. O yüzden yere göre de 8 metre bölü saniye çıkmış. Anlayabildim mi? Suya göre hız akıntı hızının eklenmediği yere göre hızsa akıntı hızının eklenmediği. Çok kafayı karıştırmaya gerek yok. Mesela suya göre hızı 6 metre bölü saniye sağa doğru ise yere göre hızı ne dedik? 8 metre bölü saniye dedik. L için yere göre hız mesela 10 metre bölü saniye dedik. Ha, burada farklı bir şey demişiz. Dur şurayı sileyim. O bir örnekti. L için yere göre hız 10 metre bölü saniye. Şurayı 10 metre bölü saniye aldım. Bu yere göre. Bu yere göre. Akıntı hızının eklendi. Suya göre ne? E, suya göre burada ne olacak? Akıntı ona ters yönde olduğu için 12 olmayacak mı? Suya göre 12 olacak. Akıntı hızını ekle. Yere göre 10 olacak. Ters yönde olduğu için suya göre hızını 12 metre bölü Şöyle gelelim. Biraz büyük oldu ama saniyedir. Tamam. Olay bu. Bunu anladıysanız hiçbir problem çıkmayacaktır. Şimdi gel bakalım şu örneği yapalım. Ne diyor? Akıntı hızının büyüklüğünün 2 metre bölü saniye olduğu nehirde K motoru kıyıya paralel olarak akıntıyla aynı yönde ve suya göre. Ha bak. Cümlelere dikkat edeceksin. Neye göre olduğunu söyleyeceksin. Suya göre buysa akıntı hızını eklememiş bu adam. 4 metre bölü saniye büyüklüğünde sabit hızla L motoru da kıyıya paralel olarak akıntıya zıt yönde bu da suya göre almış. 10 metre bölü saniye büyüklüğünde sabit hızla hareket etmektedir. Motorlar 10 saniye sonra P noktasında karşılaştıklarına göre motorların aldıkları yolun toplamı kaç metredir? Bunlar suya göre ise yere göre çevir ve yerden bakan bir gözlemci gibi çözeceksin. Sen bu soruların hepsini yere göre çevireceksin. Bunlar suya göre ise yere göre bu 6'dır. Bu da yere göre 8'dir. Çünkü akıntı buna karşı çıkıyor. 10 saniye sonra bu arkadaş 80 metre yol almıştır. Bu arkadaş 60 metre yol almıştır. Toplamda aldıkları yolun toplamı kaç metredir? Der 140 metre bulursun. Tamam mı? Şimdi bir balıkçı motoru akıntı hızının sağa doğru sabit ve 4 metre bölü saniye olduğu nehirde. Tamam. Şimdi bir akıntımız var. Şu yönde 4 metre bölü saniye. Onu yazdık. Hatta birazcık şöyle aldım. Şekil vermeden sorabilirler size böyle soruları. Akıntıya dik olarak ve sabit hızla harekete başlayarak karşı kıyıya 20 saniyede ulaşmaktadır diyor. Tamam. Yani şöyle bir hızla çıkmış bu adam yola. Onun değerini şu an bilmiyorum. 20 saniyede ulaşmış. Balıkçı motorunun kıyıdaki bir gözlemciye göre hızının büyüklüğü 5 metre bölü saniyeymiş. He, bak bu yere göre. Bu suya göre hızı. Akıntı hızını eklersen yere göre bulursun. Ve yere göre adam kaç almış? şudur. Şöyle çıkacak çünkü. 5 almış. Onu da şöyle yapalım. 5 metre bölü saniye almış. Demek ki bu adam suya 3 metre bölü saniye hızla girmiş. Yani adam şöyle 3 ile girmiş. 4 de akımda ona. karşı koymuş. Yani bu adam şöyle şu yolda gidiyor. Şöyle gidiyor. Balıkçı motorunun suya göre hızının büyüklüğü nedir? Suya göre akıntı hızının eklenmediği hızdır. 3'tür. 3 üç metre bölü saniyedir. Şu. Akıntı hızını eklemedim. Akıntı hızını eklediğimde 5 çıkıyor. Zaten o da yere göre hızı. Balıkçı motorunun sürüklenme mesafesi kaç metre olur? Ha, şimdi önemli bir olaya geldik. Arkadaşlar şöyle bir yanlış anlaşılma var. Biz suya böyle girdik ya. Akıntı hızı da böyle ya. Akıntı hızının böyle veya böyle olması sizin karşı kıyıya çıkma sürenizi etkilemez. Nasıl yani hocam? O sadece sürüklenme miktarını etkiler senin karşıya çıkma hızını etkileyen şey şu dik hızındır ve nehrin genişliğidir. Yani şunu demek istiyorum. Şurayı bir sileceğim, şunun üzerinden göstereceğim. Şurası atıyorum 50 metredir. Sen buradan 10 metre hızla yere göre girmişsin, suya göre girmişindir. 10 metre bölü saniye hızla girmişindir. sıkıntı değil. 50 metreyi 10 metre bölü saniye hızla sen 5 saniyede alırsın. Akıntı bu yöndedir. Akıntı da seni 5 saniye sürükler. Sen şurada çıkmazsın da artık şuralarda falan çıkarsın. Ne olur? Rotan kayıyor çünkü. Rotan kayar. Sadece seni sürükler. Tamam mı? Akıntı şöyle falan olursa tamam işler değişir de. Akıntıyı genelde sağ sol verdikleri için size. Bu sizin karşı kıyıya çıkma sürenize etkilemez. Buna dikkat etmez. Sürüklenmeni etkiler. Sanki akıntı çok olunca karşıya geç çıkarız. Akıntı az olursa karşıya erken çıkarız gibi bir yanılgı var. Ona düşmeyin. O sağ solda fark etmez. Yani dik olursa sana. Sana karşı olur akıntı anlarım. Orada işler değişir. Balıkçı motorunun sürüklenme mesafesi kaç metre olur? Zaten 20 saniyede ulaşmış bu arkadaş. E, akıntı hızı 4 metre bölü saniyede. Seni 80 metre arkadaş sürükler bu. 80 metre sürüklenirsin. 60 metrede nehrin genişliğidir. Çünkü karşı kıyıya çıkmışsın. Yani gene şuradan gösteriyorum kusura bakma. Bu nehrin genişliği 60 metredir. Sen şuradan yola başlamışsındır. Şöyle çıkman gerekirken şöyle çıkmışsındır. Tamam mı? 80 metrede sürüklenmişsindir. Bu 80 metreyi yapan şey akıntı hızıdır. 60 metreyi almanı sağlayan şey ise şey şu dik yani y bileşen diyeyim artık. Hızının y bileşenidir. Tamam. Balıkçı motorunun sürüklenme mesafesi kaç metre olur? 80 dedik. Balıkçı motoru kaç metre yer değiştirme yapar? Bak 60 böyle gittin. 80 sürüklendin. Dik olduğu için 100 metre senin yer değiştirmen vardır. Üçgenden gelir. Tamam. Bu 100 metre. Nehrin genişliği kaç metre olur? Diyor. Karşı kıyıya 20 saniyede ulaştık. Şu hız vektörün 3'tü. 3 ile 20'yi çarptığında zaten 60 nehrin genişliğini bulursun. Anlayabildim mi? Biraz karışık olmuş olabilir. Sadece dikkat etmeni istediğim şey şu. Şu, şöyle şu hız vektörün senin karşıya geçiş süreni etkiler. Şu akıntı hızı sürüklenmeni etkiler. Bu adam şu mavi vektör akıntı hızı senin karşıya çıkma süreni etkilemez. Atıyorum bu hız vektörün 5 metre bölü saniyedir. Şurası atıyorum kaç olsun 100 metredir. Sen 20 saniyede karşıya çıkarsın. Akıntı hızı 3, saniye, 3 metre bölü saniyedir mesela hızı. Seni ise bu 60 metre sürükler. Senin karşıya çıkış süreni etkilemez. Sen gene 20 saniyede çıkarsın. Ama ne olur? 60 metre sürüklenmiş olursun. Tamam. Buna dikkat etmen önemli. Gel şimdi daha da daha da güzel anlayacaksın. Diyor ki şekildeki gibi akıntı hızını sabit 2 metre bölü saniye olduğu bir nehrin O noktasına K noktasına doğru suya göre evet suya göre girmiş. 4 metre bölü saniye büyüklüğünde hızlı akıntıya karşı dik olarak yüzmeye başlayan yüzcü L noktasına karşı kıyıya çıkmaktadır. Arkadaşım akıntıyı gör veya görme hiç fark etmez. Sen 4 metre bölü saniye hızla gidiyorsan 80 metre yolu 20 saniyede alırsın. Sen 20 saniyede her türlü karşıya çıkacaksın ama K'dan çıkmayacaksın. Çünkü 20 saniye seni bu akıntı sürükleyecek. 2 çarpı 20'den 40 metre sürükleyecek. Yani şurası 40 metredir arkadaşlar. 20 saniyede karşıya ulaşırsın. Ona etkilen tek şey şu arkadaştır. Yani yüzü kaç saniyede karşıya çıktı? 20. Yüzü kaç metre sürüklendi? Akıntıya bakacaksın. Süreyle çarpacaksın. O seni sürükler. 40 yüzünü yer değiştirmesi kaç metre hmm. 80 şöyle gittik şöyle yapalım 80 şöyle gittik 40 şöyle sürüklendik İşte Şuradaki yer değiştirmeniz olur O da ne yapıyor a600 6400 1600 daha çok 8000 gibi artık dışarıya nasıl çıkar bilmiyorum onu da siz yapın Tamam mı Kök 8000 olarak 1 e, metre çıkacak. Tamam. Hatta o da şurada işlemi yaptım. 4, 40 kök 5 çıkacak. 40 kök 5 şurayı sildim. 45, 40 kök 5 çıkacak. Tamam. Bunu da bilmiş ol. Buradaki son sorumuz. Suya göre hızları. Bunlar suya göreymiş. Suya göre ise akıntı hızını eklememişsin. Şekilde gibi gösterilen KLM motorları verilmiş ve üç farklı noktadan harekete başlamışlar. Suyun akışı hızlı şekilde gösterilen yönde 2 metre bölü saniye olduğuna göre motorların karşı kıyıya varma süreleri arasındaki ilişki nedir? Karşı kıyıya varma sürelerinde akıntı hızının önemi yoktur. Senin bakacağın tek şey şu bileşenlerdir. Bak bu 10 metre bölü saniye. Bu kaç? Biraz kalın oldu farkındayım. Şurası 37 derece olduğu için cos 37 0.8'dir. Bunun dik bileşeni 8 metre bölü saniyedir. Dik dediğim y bileşeni. Bunun 10'dur. Bu adam karşı kıyıya daha kısa sürede çıkar. Şimdi değer verip zaten sana onu göstereceğim. Şurası 53. Şu 6 metre bölü saniye. Tamam. Önce L çıkar. Birinci arkadaş budur. İkinci arkadaş budur. Üçüncü arkadaş budur. Tamam mı? Karşı kıyıya çıkma bir yarış yapmaya başladılar. Yarışa göre karşı kıyıya çıkmaları arasındaki ilişki bu. Akıntı ne yapar? Bunları daha fazla sürükler sadece. Sadece sürüklemesine yarar. Tamam mı? Mesela bu nehrin genişliği 480 metre olsa bu adam karşıya 60 saniyede çıkar. Çünkü 60 çarpı 8 480. Bu adam 48 saniyede çıkar. Bu adam kaç oluyor? 80 saniyede çıkar. 880 çarpı 6 480. 80 saniyede çıkan arkadaş mesela 160 metre sürüklenir. Bu arkadaş 96 metre sürüklenir. Şunlar sürüklenme miktarı olsun. Şu arkadaş 120 metre sürüklenir. Tamam? Mesela şey derler. E, ne derler? Mesela bunların arasında 24 metre varsa 24 metre falan verebilir. Bunlar karşı noktada çarpışırlar. Aynı noktadan çıkarlar. Niye? Biri 96 sürüklendi, biri 120 metre sürüklendi. Aralarındaki fark 24 metre ise işte aynı noktada şurada falan çıkabilirler. Tamam. Bu da böyle bilinmiş olsun. Şimdi bir geleyim ekrana da zorlanma yok değil mi? Suya göre hız, yere göre hız, karşı kıyıya çıkma süresi vesaire bunların ben anlaşıldığını düşünüyorum. Suya göre hız, akıntı hızının eklenmediği. Zaten sudasın. Yere göre hız, akıntı hızının eklendiği. Akıntı hızının çok veya az olması sağ sol olarak düşünüyorum. Sen de şöyle gidiyorsun, suya şöyle giriyorsun. Senin karşı kıyıya çıkma süreni etkilemez. Senin karşı kıyıya çıkma süreni etkilen şey Y bileşendeki hız büyüklüğündür. Ve nehrin genişliğidir. Sadece sen daha çok sürüklenirsin veya daha az sürüklenirsin. Hiçbir sıkıntı sana yaratmaz. Tamam. Gel şimdi bak bu soruları, bu bilgileri kullanacağımız bir soru tipi daha var. Demiş akıntı hızı sabit olan yerde KLM motorlarının suya göre bak suya göre demiş yani akıntı hızını eklememişler. Vektörleri şekildeki bir karşı kıyıya ulaşma süreleri. Karşı kıyıya ulaşma süresi sadece buradaki Y bileşenidir. K mesela bir birim. L'nin bak şöyle bir ikilik bir bileşeni var. Bu iki birim. M'nin de bir birim. Şurada bir birimlik bir bileşeni var. Yani en kısa sürede L çıkacak. Sonra KM çıkacak aynı zamanda. Tamam mı? En kısa sürede bu. Mesela işte bu arkadaş L dediğim şey 2,5 saniyede çıkıyorsa şurayı 5 metre aldım. Şu uzunlukları birer metre aldım. 1 bir, metre bölü saniye olarak aldım. K ve M 5 saniyede çıkacak diyebilirsin. Bunların arasındaki ilişki bu. Bu. TK büyük, TK eşit TM. Onlar da büyük TL'den. Güzel. Şimdi silelim. Yere göre hızlarının büyüklükler arasındaki ilişki nedir? Ha, şimdi gel akıntı hızını ucuca ekle alıyorsun şu akıntı hızını. Mesela şu arkadaşa ekliyorsun şöyle. Ben şöyle düzgün yapmaya çalışayım. Ekledim. Ne çıkıyor? Şurası şöyle çıkıyor. Bu kök beşliktir. Şurası iki birim, şurası 1 bir birimse şurası dik üçgenden bu arkadaşın hızının büyüklüğü kök 5 birimdir. L için ekledim. Şöyle onu da yeşille değil de şöyle yapayım. <laughs> Onun da böyledir. O ne kadar? Bak o da kök 5 çıktı. Bir birim, iki birim, gene kök 5 birim çıktı. M'nin ne çıkacak? Ona da şöyle ekledim. Onun biraz büyük çıkacak. Şöyle çıkacak. Onunsa ise dört birim. Şurası 4 birim, şurası bir birim olduğu için kök 17'lik çıktı. Yani M en hızlı. Yere göre M en hızlı olacak. Sonra K ve L de birbirine eşit olacak. Akıntı tarafından sürüklenme mesafeleri arasındaki ilişki nedir diyor. E ben az önce şöyle bir şey demiştim. TK eşit TM yani bunlar 5 saniye. Bu da arkadaşta 2.5 saniyedi. K ve M en çok sürüklenecek. Eşit miktarda sürüklenecekler. L ise daha az sürüklenecek. Yani süre sürüklenme miktarıyla doğru orantılı. Tamam. Şimdi diyor ki aynı düzlemde hareket eden KLM araçlarının yere göre hızları şekildeki gibi. Buna göre K aracındaki gözlemci L aracına hangi yöne doğru. Az önce yaptığımız olayın tamamen güzel bir şeyi. K aracındaki gözlemci yani bu bizim gözlemcimiz. Bunu ters çevirip L'ye ekleyeceğim. Bak bunu ters çevirdim. Yanında şöyle L'nin ucuna ekledim. E ne çıktı? Şu yönde çıktı. Bu yönde gidiyormuş gibi görür Bu yön hangi yön? Güney batı. Güney batı. M aracındaki gözlemci K aracını. E zaten zıt yönlerde gidiyorlar. Bunu da direkt gördüğünü varsayıyorum. Ters çevirdim. Aha da bak ucunu ekledim. Sonra ne çıktı? İşte ikisinin toplamı şöyle çıktı. Kuzey yönünde görecek. L aracındaki gözlemci. Biraz siliyorum artık şunları. L aracındaki gözlemci M aracını. L aracındaki gözlemci M aracını. L'yi ters çevirdim. Gözlemci L çünkü. M aracı ucuna ekledim. Aha da ekledim. Sonra da ne yaptım? Birleştirdim. Güney doğu gayet hiç temiz zorlanmadan gidiyormuş gibi görür yapılılan sorular bunlar. Yani bundan çok öte bir şey beklemeyin bu tarz geliyor zaten tamam mı? Gel şimdi yandaki 21 ve 22'de yapıp bu dersi artık seninle bitiriyoruz. Şimdi gel bakalım 21'e. Suya göre, tamam suya göre vermiş. Yani bize akıntı hızını eklenemiş demek. Şekildeki gibi olan tekne O noktasından şekildeki gibi suya girmiş. Akıntı hızının sola doğru sabit büyüklükte olduğu bilinmektedir. Buna göre akıntı hızının daha büyük olması durumunda teknenin karşıya ulaşma süresi ve sürüklenme miktarı nasıl değişir? Akıntı hızını eklediğin zaman şu ucuna tamam mı? Bu adam işte şöyle gidiyor olacak. Tamam. Akıntı hızının bu yönde olması senin karşıya ulaşma süreni ne, demiştim? Etkilemeyecek. Ancak daha büyük olması sürüklenme miktarını daha da arttıracaktır. Daha fazla sürükleyecektir seni. Yani karşıya ulaşma süresi değişmez. Sürüklenme miktarı artar diyebilirsin. Gayet basit yani hiçbir sıkıntı yok bak. Akıntı hızının sabit olduğu bir nehirde aynı anda harekete geçen kalem motorları bak yine suya göre vermiş. Yani akıntı hızını ekle diyor. Şekildeki gibidir. Buna göre Motorlar karşı kıyıya aynı noktadan çıkar. Valla akıntıyı ekleyeceksin bakacaksın. Bak akıntıyı ucuna ekledim. Sonra şöyle baktım. Şöyle çizdim çizdim çizdim. Bu arkadaş şuradan çıkıyor. Bak şu noktadan. Doğru mu çizdim? Biraz işte kapatarsak şöyle diyebiliriz. Aslında çok doğru çizmedim gibi geldi ama. 1'e 2. Aynen. Çok doğru çizmemişiz. 1'e 2, 1'e 2. O noktadan çıkacak. K nereden çıkacak? Onu da ekledik. Zaten çok abes yerlere gidiyorlar. Pek aynı noktadan çıkma ihtimalleri yok da. Ben sana yine de gösteriyorum. Bu da 1'e 1 bir gidecek. İşte şuralardan bir yerden çıkacak. Aralarında bayağı mesafe var. Pek aynı noktadan çıkmıyorlar. L motoru karşı kıyıya K'dan daha önce oluşur. L motorunun bak şu bileşeni 2 birim. Bu bileşeni bir birim olduğu için bu arkadaşın L motoru K'dan daha önce ulaşacak. Motorların yere göre hızlarının büyüklükleri eşittir diyor. Valla bunun yere göre hızı kök 2 birimdir. Çünkü niye? Silip göstereyim hemen. Şöyle eklediğimde yere göre diyor. Çünkü ekle diyor artık bana. Bak şurada bir birim bir birim kök 2 birim geliyor. 1 bir, 1 kök 2. Şunları da şöyle eklediğimde şu arkadaşın da ne geliyor? 1, 2, kök 5, kök 5 birim geliyor. Yere göre büyüklükleri ne olmuyor? Eşit olmuyor. Yalnız 2 çıkacak. Tamam. Bunlar da böyle. Ve bitti. Evet konu bitti arkadaşlar. Konu bu kadardı. Ben anladığınızı düşünüyorum. Hocam bunlar kolay ya diyorsun. Abi bu. Konu buçuk Yani yapacağım bir şey yok. Daha zor. Na, ne, yapayım hani integral mi aldırayım size abi ne yapayım yani yapabilecek bir şey yok. İşte sürüklenme miktarı, karşı kıvıya ulaşma süresi, şudur budur bunları soruyorlar. Bu. Bayağı iş yaptığımızı düşünüyorum ben. Yarın test sorularını yapacağım seninle ve bu konuyu da bitireceğiz. Sonra Newton'un hareket yasalarına geçeceğiz ve orada artık biraz daha işler daha pratik ilerlemeye başlayacak. Çünkü bayağı şeye hakimiz artık. E İğmenin ne olduğunu biliyoruz hız vektörü, iğme vektörü, biraz net kuvvet hakkında bilgimiz var. Vektörel olarak bilgilerimiz var. Ucu ekleme yöntemi biliyoruz. Şudur, budur. Çoğu şeyi biliyoruz artık. En başta biraz yavaş gider, sonra zaten hızlanırız. Şu anda da öyle yapacağız. Tamam mı? O zaman ne diyelim? Yarın seninle görüşmek üzere diyelim. Yarın test sorularını güzelce yapacağız seninle. Tamam mı? Kendine çok iyi bak. Bir sorun varsa alta yaz, yardımcı olmaya çalışırız. Tamam mı? Görüşmek üzere. Hoşça kal.